Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Mercedes'in %100 elektrikli otomobili EQC'yi inceliyoruz. Ya da EQC ya da AQC falan. Her şey söylenebilir. Evet Osman, %100 elektrikli otomobil benim işim biliyorsun. Evet. Hastasıyız. Zoe'ciyim ben gerçi ama bu da çok güzel bir otomobil olmuş. Hadi canım. Evet. Zoe'den sonra diyorsun bu çok güzel olmuş. Gerçekten hani içine birazdan geçeceğiz ama hani dışarıdan baktığımız zaman zaten Mercedes algısı, o ayrı bir mesele. Ama içi ateş ediyor. İçi felaket. Ateş ediyor. Ön taraftan bahsetmek gerekirse şurada elektrikli hatlarını gösteren bir far yapısına yer vermiş Mercedes. Şurada görüyorsunuz mavi şeritler var. Bu mavi şeritler tamamen aslında elektrik algısından ötürü. Yani şurada da var aynı şeritler. Zaten iki fara da koymuş. Şu alt kısım görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir V şekliyle geliyor. Ve şurası da ayrıyetten LED. LED lamba var burada da. Belirtelim. Yani şuradan şöyle başlıyor. Böyle geliyor. Ama ben şu logonun da LED olmasını beklerdim açıkçası. Değil mi? Hani o kadar cafcaflı falan. Özellikle biz hani karanlıkta açtık arabayı ilk. Direkt şurası şöyle yandı falan. Ama logo yanmayınca çok da hoş olmadı. Hayal kırıklığı mı oldu? Yani biraz hayal kırıklığı oldu. Dilersen sen abi ben şöyle kenara çekileyim. Birazcık. Sağını solunu anlat. Ben de arka tarafını anlatırım. Şimdi yan tarafta profilden bakalım isterseniz. Şurada bir EQC yazımız var. Burada elektrikli olduğunu göstermek için yine mavi renkte tasarlanmış durumda. Lastiklere gelecek olursak, lastiklerin yalnız jant çok güzel ya, şu janta bakın. Jant çok enteresan, güzel bir jant, onu söyleyeyim. 235-55R19 lastiklerimiz. Şöyle yan tarafa doğru geçince hemen bir ayak koyacak bir yerimiz var burada. Ayağımızı koyup istersek binebilir. Çok yüksek değil bu arada araba ama böyle bir şey koymuşlar buraya. Kapılar otomatik açılıyor. Aynalar otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Aynalarda LED farlarımız var. Sağ dönüşlerde, sol dönüşlerde çalışıyor. Çalıştığını görüyoruz. Şimdi öbür tarafa geçelim aslında. Çünkü neden? Arka tarafı Osman anlatacak ama ben biraz size diğer tarafta bir şey var. Onu göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bu %100 elektrikli bir otomobil olduğu için yakıt tarafında bir yakıt almıyoruz. Ne oluyor? Elektrik tertibatını bağladığımız bir şarj ettiğimiz alanı var. Aslında şeyde benziyor bu arada. Hani bunu benzinciye falan gitseniz şey diyebilirsiniz hani. Şöyle açalım kapaklarımızı. Şöyle bir şarj istasyonumuz, şarj ettiğimiz yerimiz var. Bu arada aracı aldığınız zaman gerekli kablolar da çıkıyor. İstiyorsanız wallbox'tan, isterseniz hızlı şarjdan, istiyorsanız da evdeki şarjla da, yani normal 220 volt prize bağlayarak da bu aracı şarj edebiliyorsunuz. Onların değerlerini ben aracı anlatırken söyleyeceğim ama şöyle bir örnek vereyim. Eğer bu arabayı hani ben aldım bunu ben 220 volta bağlayacağım derseniz 38 saat beklemeniz gerekiyor. %10'dan %80'e kadar şarj olması için. Arka tarafta ben Osman'a bırakıyorum sözü ve Osman bagajı ve kapağını falan anlatsın bakalım bize. Evet arkadaşlar, aracımızın arkasına geldiğimizde yine bizi sportif bir hat karşılıyor. Aslında şurada Mercedes logosunu görüyorsunuz. Bu Mercedes logosunu şöyle yaptığımız zaman bagaj kapağımız gördüğünüz gibi kendi kendine açılıyor. Burada şunu bekliyor olabilirsiniz. Şöyle hemen bir kapatayım. Kapatıp göstereceğim sizlere. Biliyorsunuz çoğu elektrikli bagaj kapağı olan araçta hani şöyle ayağınızı alttan gösterdiğinizde açılmasını beklersiniz ama a few moments later. Sonunda açtık evet. Biraz uğraşlı da olsa açılıyor ama biraz dediğimiz gibi uğraşmak gerekiyor. Bu arada açmışken şundan bahsedelim. Burada görüyorsunuz iki tane buton var. Bir tanesi normal kapatıyor. Yani buna bastığınız zaman bagaj kapağı kapanıyor. Şuna bastığınızda ise arkadaşlar bagaj kapağı kilitleniyor kapandıktan sonra. Bu arada bagajımızı açmışken şurada gördüğünüz gibi şarj adaptörümüz bulunuyor. Bunu her daim yanınızda taşımak zorundasınız. Bu benim bagajımda çok yer kaplar. Ben ne yapacağım bunu diyorsanız arkadaşlar hemen şurada açayım. Şu alt kısmı size göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi bu şarj kablolarını koymanız için ayrı bir alan tasarlanmış. Ayrıyetten şurada gördüğünüz gibi bir lastik tamir kiti çıkıyor. Aracın içerisinden ve elektrikli lastik pompası çıkıyor. Yani Mercedes buna kadar düşünmüş. Burada bir elektrikli lastik pompamız bile var. Bu lastik pompasıyla dilediğiniz yerde şurada gördüğünüz gibi şunu çakmak girişine takarak lastiklerinizi
şişirebiliyorsunuz. Bagajdan devam edelim. Şurada hem sağda hem solda koltuk yatırma tuşları var. Bunlar şöyle dokundunuz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi koltukları bırakıyor. Şöyle elektrikli bir mekanizma değil ama hani burada bırak çektiğiniz zaman koltukları bırakıyor. Bıraktığı zaman koltuklar geri gidiyor. Tabii bunları tekrar çektiğinizde geri gelme gibi bir olayı yok. Tekrardan ne yapıyorsunuz? İçeriye girip koltukları arkaya doğru ittiriyorsunuz. Bagajımız kısaca bu şekilde diyebiliriz. Bu arada bagajın genel itibariyle yeterli olduğunu söylemek mümkün. Şu diğer SUV modellerinden de alışık olduğumuz bagaj tanesi. Dilerseniz bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada yükleme eşiği aynı seviyede. Bu da önemli bir avantaj. Şuraları krom bir yapıyla kaplamış. Yani buradan herhangi bir cisim içeriye sürüklerken vesaire şu plastik yapıya da zarar vermemiş oluyorsunuz. Aracımızın arka kısmı yani bagaj bölmesi bu şekilde diyebiliriz. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bir de arka koltuktaki yaşam alanına bakalım. Evet, şimdi arka taraftaki yaşam alanına geldik. Burada özellikle iki kişi için çok güzel bir alanımız mevcut. Şöyle bir kol dayamamız var. Açıyoruz kol dayamamızı. Şöyle bir alan açılıyor. Bu şekilde bardaklıklarımız da var. Bu arada hani yok diyecektim ama var. Şöyle yapıyorsunuz. İki tane bardaklık çıkıyor böyle. Bardaklarımızı, kahvemizi, çayımızı buraya koyabiliyoruz. Özellikle uzun yolculuklarda çok işe yarayacak bir şey bu. Bu kol dayamamızı kapatıyoruz. Koltuklar çok güzel. Deri. Çok şık tasarlanmış. Onu söyleyebilirim. Arka tarafta şöyle bir alanımız var. Bu kol dayamanın devamı şeklinde. Havalandırma ızgarası var. Bunların şeyini ayarlayabiliyoruz. Açıp kapatabiliyoruz. Yine havalandırmaların soğukluğunu ve sıcaklığını yine buradan ayarlıyoruz. Bir de şöyle alt kısmında açtığımızda bir tane çakmak, standart çakmak. Buradan da iki tane tip C şeklinde Type-C dediğimiz USB yuvalarını görüyoruz. Buradan telefonlarımızı, tabletimizi veya herhangi bir USB'den şarj olan cihazımızı buradan şarj edebiliyoruz. Peki bu orta konsoldaki şaft tüneli nasıl? Bayağı yüksek bir şaft tüneli, onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Neredeyse bir karış yüksekliğinde ve bir karışadan daha fazlaya yakın bir genişliğe sahip çok yüksek bir şaft tüneli var. Peki belki aklına şu soru geliyor olabilir. Oturma alanı nasıl? Şöyle göstereyim ben size. Şu anda normal 1.73 boyundayım ben ve yaklaşık olarak 4 parmaklık bir boşluğum var. Yani rahat bir alan var. Ama ortada oturursam eğer, şimdi de ortayı deneyelim. Yani uzun yolculuklarda burada üçüncü bir kişi oturduğu zaman nasıl bir etki olacak? Yani çok rahat değil tabii ki ama gider mi? Gidilir. Herhangi bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Arka taraf oldukça güzel ve bu ön taraftaki tasarım anlayışı arkada devam ediyor. Arka koltuklarda da ısıtmalar var. Hemen kapı kollarına konumlandırılmış durumda. Tabii bunlarda koltukları hareket ettiremiyorsunuz. Arka koltukta böyle bir özellik zaten yok normalde. Ama tasarım anlamında baktığımızda ön koltuklardaki tasarım anlayışının aynı ana kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Hoparlörlerimiz gümüş, böyle renkli bir şekilde tasarlanmış hoparlörler var. Bu şekilde arka tarafta da güzel bir yaşam alanımız var. Ama söylediğim gibi bu ortada oturduğunuz zaman çok eğlenceli. Özellikle uzun yolda çok eğlenceli olmayacaktır. İç tavan karanlık. Bu da birazcık içerisinin hani kasvetli olmasına sebebiyet veriyor. Onu söyleyeyim. Bu siyah taraflar ki hem tavanın siyah olması hem de yanlardaki siyahlar içi bir parça karartıyor ama koltukların açık renk olması o karanlığı biraz daha aydınlığa doğru çevirmiş oluyor. Mercedes EQC'nin arka tarafındaki yaşam alanını gösterdik. Şimdi Osman'la beraber direksiyona geçelim ve hem sürüş deneyiminden biraz bahsedelim hem de aracın genel özelliklerini anlatalım. Evet, arabanın içine geldik Osman seninle beraber. Evet, arabanın içine milyonluk bindik. Mercedes'imizdeyiz. Yalnız içine binince de insan bir değişik hissediyor. Değişik değil mi? Farklı duygularla biniyorsun yani arabaya. Ya ben şu konsoldaki şu ekranı çok beğendim, onu evet, söyleyeyim. Evet, ekran çok güzel gerçekten. Kaç inç bilmiyorum bu ya, bu 25 inç falandır herhalde. Şöyle bir devam ediyor. Bilgisayar ekranı gibi döşemişler bunu buraya. Evet. Bir de güzel olmuş yani, bak şu ön konsol ayrıntıları vesaire hepsi gayet güzel, benim hoşuma gitti yani. Tabii yumuşaklığı, Mercedes'i. Her tarafı bu arada yumuşak hani aşağı. Ya tabii canım ona. Aşağısı da yumuşak bak. Bakmaya bile gerek yok. Şuraları yumuşak yani. Yani bir trilyonluk arabaya biraz bakıyorsun. Biraz şeylerden bahsedelim. Bir milyonluk araba daha doğrusu. Hem koltuk hem sürücü hem yolcu tarafı. Şimdi en önce
Bir sen bize bu arabada ne var ne yok bunları bir say. Kağıtlarım peki, burada hazırım. Şu var, şu var, şu var, şu var, şu var. Bunların teknoloji olarak da söyleyeyim Osman. Çok şey var ya. Bunları biz ekranda gösterelim ama ben hani hakikaten öne çıkanları söyleyeyim. Öne çıkanları söyleyeyim. Aynen, aynen. Şimdi neler var arabada arkadaşlar? Adaptif cruise control var. Bu araba birazcık ben teknik özelliklerinden de bahsedeyim istersen. Evet, elektrikli araç. Elektrikli araç biliyorsun. Evet, 408 beygir gücünde çift motorlu. Hem önde hem arkada motorumuz var. 760 Newton metre Osman, yanlış duymuyorsun. 760. 760 Newton metre tork veriyor bu araba. Ya o elektrikli otomobillerde gerçi bu tork alabiliyor. Torku birebir veriyor tabii, anında veriyor. Hani belli bir devirde bilmem ne de falan yok. Direkt gaza bastığın anda yapıştırıyor. Şimdi birazdan gaza basacağım zaten. 180 km maksimum hızımız var. 408 beygire tekabül ediyormuş bu aracımızın gücü. Şimdi batarya kapasitesini belki merak edenler vardır. Zaten elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk gelen şey batarya kapasitesi diyebiliriz yani. Bataryada 80 kWh'lik bir bataryamız var. Şimdi belki şunu merak edenler olabilir. Ev prizinden işte Wallbox'tan ve hızlı şarjdan ne kadar sürede şarj oluyor? Ev prizinden %10'dan %80'e 38 saatte şarj oluyor bu araba. Çok gibi. Yani 220 volttan bağlarsan eğer. Normal 220 voltu bağladın ki değeri söylüyorum. Wallbox'a takarsan o da 230 volt 32 amper oluyor. Aynı şekilde %10'dan %80'e 9 saatte şarj oluyor. Eğer hızlı şarj olursa 400 volt 300 amper %10'dan %80'e 40 dakikada şarj oluyor. 40 dakika güzel. 40 dakika güzel. 40 dakika olur, olumlu. Şimdi menzil ne kadar gösteriyor bize onu? Şu anda menzil 297 kilometre gösteriyor. Hatta bir de navigasyonu açalım istersen abi gideceğimiz yere. Hatta buraya dur bakalım. Hem navigasyonu. Kendi navigasyonu da filan da var. Sen istersen o navigasyonu bir ayarla. Tamam. Burada bize çok güzel bir kameramız var. Ne dedi? Kemerburgaz'a gidiyoruz değil mi şu anda biz? Burada kamera çıkıp duruyor yalnız ya. Onu kapat istersen ha. Kapatamadık daha da kapsamlı bir açmış olduk. Şimdi biraz da klimayı açalım. Osman çok sıcak burası ya. Aynen, klimayı açmak lazım. Şunu bir açalım önce bir. Maşallah, maşallah. Oh. Uçup gideceğiz şimdi arkaya doğru. Şimdi ekranları açtık tabii kazara ama şu menüye çıkalım, evet. Çok enteresan bir şeyimiz de var. Ya bence ona bakarız. Biz 20-25 kilometre falan zaten. Evet. Onu şey yaparız, ölçeriz yani onu. Aslında buraya da geliyor direkt şey, navigasyon zaten. Evet. Bu ekranda da görüyoruz. Şu bu ekranda dokunmatik da. Dokunmatik mi acaba? Değil tabii ki. Yok. Değil ama bu taraf dokunmatik. Evet, orası dokunmatik. Yani en azından Mercedes'te dokunmatik ekrana sonunda geçmiş biliyorsun. İşte. Çünkü normalde Mercedes, BMW gibi otomobillerde dokunmatik ekran hep opsiyona giriyor. Şimdi sen Mercedes dedin hemen, hey Mercedes var bunda biliyorsun. Evet. Bak, bak direkt sizin için ne yapabilirim? Hey Mercedes, navigasyonu aç. Bakalım. Burada ses de olmasa, ses açsana biraz. Tekrarlar mısınız? Kemerburgaz Kent Ormanı'na gidelim. Önce hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Navigasyonu aç. Sesi karizmatik ama sizi dinliyorum. Burada şey söyleyeceğiz. Ne diyelim burada? Biz onu söyleyeceğiz herhalde. Sesli olmuyor burada çünkü. Anladığım kadarıyla. Kemerburgaz diyelim. Kemerburgaz Kent Ormanı diye yazalım. Belki hepsi olmayabilir yani. Bir navigasyon sistemimiz de var. Kemerburgaz dedik, bir yer çıktı şimdi. Gitsin bakalım. 17 kilometre gösteriyor bu arada. Şimdi navigasyonuna gideceğiz. Şimdi ben bu arada teknolojilerden biraz bahsedeyim. Müziği kısar mısın Osman? Şey yemeyelim. Kaçınma manevra yardımcımız var. Parktronik sistemli aktif park yardımcısı var. Distronik aktif takip yardımcısı var. Pre-save sistemi var. Bu kazalarda böyle aracın şeyini falan ayarlıyor. Söyleyeyim onu ben hemen. Aracın işte ses çıkartıyor. Bilmem işte böyle kemerleri geriyor falan bir şeyler yapıyor. Sürüş yardım paketimiz var, aktif şerit takip sistemimiz var, kör nokta yardımcımız var, aktif hız sınırı otomatik uyarlama yardımcı sistemimiz de mevcut. Onu da ops söyleyelim. Bu bir tabii SUV araç, yerden yüksek bir aracımız. Evet, yerden yüksek ama orada sanki bir, hafiften bir vurma gibi bir şey oldu hissettik. Ama. Evet. Bu arada cam tavanımız var aracımızda. Şöyle bir gözlük koyduğumuz, içi böyle plastik imtirak ama yumuşak bir plastik olan yerimiz var. Cam tavanı yalnız açılıyor mu? Buradan ben şeyini göremedim. Ha, şurada var. Evet, açılabiliyor. Şöyle. Ama yarım açılıyor. Tam açılmıyor anladığım kadarıyla. Ha, yok, açılıyormuş tam olarak. Şöyle ama yarım. Yarım bir cam tavanımız var.
Yani yarıya kadar açılıyor. Arka taraf yine karanlıkta kalıyor. Onu da belirtelim. Şöyle kapatalım şimdi. Aslında ben bu cam tavan olayını ne bileyim biraz garip buluyorum ya. Mesela güneş olduğunda açamıyorsun. Soğuk olduğunda da açamıyorsun. Ya ben şey seviyorum ben. Hani yukarıyı göreyim ama açık olup olmama meselesi değil de. Sanrı olayı değil. Açılan gün evet, olmasa da olur diyorsun. Evet, güneş gelsin yani mesela. Evet. O güzel oluyor bence otomobillerde. Bu arada içeride güzel saklama alanımız var şurada. Şuna basınca açılıyor. Şöyle açılan bir alanımız mevcut. Buraya da böyle ne koymuşlar? Ruhsatımız varmış. Burada iki tane tip C USB var. Bir tane de tip C burada var. Yalnız bu tip C'ler tabii ki biliyorsunuz iki ucunda tip C ya da işte lightning falan olması gerekiyor. Kablo. O tip C bence biraz ne bileyim. Sıkıntılı mı yani, değil mi? Aynen öyle. Hani USB koysan yani şu anda şu belki 5 sene sonranın teknolojisi olabilir. Evet ya evet biraz. Ama Mercedes de öyle yalnız. Şu alan şu orta tarafta böyle gayet güzel kullanım yerlerimiz mevcut. Şurada bir dokunmatik joystick alanımız mevcut. Dokunmatik yüzeyimiz var. Kameraları buradan ayarlayabiliyoruz. Şu anda mesela araba yukarıdan görüyoruz. Artık standart hale geldi bu neredeyse bu tarz otomobillerde. Şöyle birazcık klimayı da açalım da. Bayağı bir garip çalışıyor. Klimanın sesini uçak motoru gibi. Uçacağız birazdan. Burada bir saklama gözü var. Bu kapanabiliyor burası. Fakat bu sanki başka Mercedes'lerde de vardı benzerleri Osman. Ne diyorsun? Ya ben de şimdi biliyorsun 2014 model A serisi araç var. Onda da aynısı var yani. Evet. Bu klasik haline gelmiş. Buraya işte telefonunuzu, telefonunuzu koyuyor. İki bardak. Şurada kablosuz şarj var mı acaba? Kablosuz şarj görmedim ben ama. Bir şurada koyalım bir bakalım. NFC yazıyor gördüğün gibi. Ha o eşleştirme içindir ama. Yak şimdi kapatalım. Bir şarj marj görmedim ben. O NFC şey için hani araçla telefonu eşleştirmek için bunu açıyorsun. Ha. Otomatik olarak eşleştiriyor. Şeyle uğraşmıyorsun yani. Bu güzelmiş bu tarafı. Koltuklar iki tarafta da az önce söyledim de sen dedin ki şeye geçelim dedi teknik özellikleri falan diye. İki taraftan da elektronik olarak ayarlanabilir. Hatta kafalığı bile ayarlıyorsun. Kafalık bile. Oo. Sen onu şey yaparsan arkadaki kamera oynayacak. Onu oynatmayayım ben ama senin baksana. Kafalık bile. Düşün yani buna bile ara öyle elektrikli yapmış yani evet. Burada yine 3 tane farklı hafızaya alabiliyorsunuz koltukları. Hani 2 kişi 3 kişi kullanıyorsa ya farklı. Bir de bak farklı. Burada 3 hafıza var orada da var 3 hafıza mesela. Evet. Yani yolcu koltuğuna genelde markalar şey yapmaz. Pek yapmaz yani. Evet. Şöyle bir de arabanın kokusu var. Kendi kokusu Mercedes-Benz yazıyor üzerinde şurada. Hatta yeri var bunun ya böyle buraya yer yapmış adamlar ha. Ben torpidoyu açtım onu dedim ama parfüm mü koymuş arabanın içine falan. Evet parfüm var arabada ya ne güzel. Acaba şey, o koku ne kadardır bir de o var. Downtown hani, mood diyor. Vallahi pahalıdır bu. Gittiği zaman çok ucuz değildir bence. Torpido gözü de çok aşırı derin değil ama içi yumuşak malzeme onu söyleyelim. Baksana yani şu navigasyonda şeye kadar gösteriyor ya. Bence güzel. Navigasyon güzel değil mi? Evet. Şu dokunmatik panel de çok hoşuma gitti benim yalnız. Seninkinden daha mı güzel Osman? Ya benimki bunun yanında ne ki? Benimki bunun yanında Şahin abi. Şurada ne var? Burada. Adapt display vardır diye düşünüyorum. Vallahi belki orada var bir şey ama belki opsiyon ama bunda opsiyon her şey vardır ya. Menülere bir bakalım. Biz de çünkü arkadaşlar bu arada arabayı 3 günlüğüne alabildik. Mercedes'in bir prosedürü var. O prosedürü gereği 3 günden fazla kalmıyor araç. O yüzden. Aynen öyle. Hani demeyin. Ya arabaya haberiniz mi yok arabadan filan? İncelemeyecek vakit alıp incelememiz lazım direkt arkadaşlar. Çünkü 3 günde şarjını bile bitiremeyiz yani. Hani deli gibi gezmek gerekiyor. Bu arada sen biraz direksiyondan bahset istersen Osman. Direksiyon benim çok hoşuma gitti ya. Spor bir direksiyon bir kere. Hani kalın değil. İnce gayet. Şurada çift bant iniyor. Gayet hoş. Şurada dokunmatik paneller var. Sol tarafta. Aynen öyle. Hem solda hem sağda. Hem sağda da var. İçinde de dokunmatik paneller var. Burada zaten direkt ekranı falan kontrol aslında edebiliyorsun. Aslında şöyle birebir aynı iki tarafta. Sadece fonksiyonları değişiyor anladığım kadarıyla. Aynen yani. Görüntü olarak aynı. Aynı. Sadece kontrol birinde edebildikleri farklı vesaire. Burada seyrini vesaire ayarlayabiliyorsun. Yardımcı var, servis vesaire. Yani şu ana ekrandan göstergede kadramdaki bütün ayarlamaları buradan yapabiliyoruz. Evet buradan abi bu arada böyle kadranın rengini vesaire sportif, klasik, modern tarzında değiştirebiliyoruz. Bak mesela modern yaptığımızda böyle kırmızı mavi renkler oluyor. Klasik yaptığımızda zaten tamamen mavi ve sportif yaptığımızda da biraz daha böyle sarın turuncu ne desem bu acaba tabii sürüşle ilgili şeyler değil bunlar değil mi? Tabii tabii bu sadece yani, görüntüsel. Sürüş galiba yani, şuradan yapılıyor sanki. Evet sürüş
Buradan ha, ayarlayabiliyoruz. Konfor, eko. Çünkü bu tip spor. Elektrikli arabalarda bu önemli. Neden? Hani mesela spor kullanırsan yani işte, şarjı daha çabuk biter. Aynen öyle. Evet, o yüzden ona dikkat etmek eko gerekiyor. Modda kullanmak. Eko modda kullanmak daha yani zaten şöyle bir arabayı spor modda kullanmak ne bileyim bana çok. E tabi bu şey, evet. Yani biraz böyle rahat rahat. Yavaş yavaş. Keyfine vara vara. Keyfine vara vara. Vara vara. Ama iç mekan kalitesi muhteşem ya, onu söyleyeyim. Ya ben gerçekten çok hoşuma gitti. Hani söylemeyeyim diyorum ama hani benim arabayla baktığım zaman sadece şu vites kolu aynı. Evet. Vites bu arada evet şeyde klasik olarak. Bir şu da aynı. Mesela bak şunun ikisi aynı. Şu ikisi aynı. Geri kalanı apayrı bir Mercedes olmuş yani. Diyorsun ki bu Mercedes'se o ne? O Mercedes'se bu ne? Yani evet. Yani bayağı bir şu kalite deri işçilik var. Falan her şey belli bağırıyor yani kaliteye. Yani şu renkler falan zaten değiştirilebiliyor şuradaki. Ha, ışıklar değil mi? LED morumsu. Mesela kapı açık olduğunda kırmızı yanıyor LED. Atıyorum tam hareket edeceksin kırmızı yanıyor. Yani uyarı veriyor arka taraftakine. Bir de tabii araba çok sessiz bu arada arkadaşlar. Ya, araba sessiz, şöyle bir şey oldu onu da anlatalım. Arabayı biz çalıştırdık hani araç kullanıma hazır diyor. Biz diyoruz niye gitmiyor? Hani niye çalışmadı motor? Çünkü motordan ses bekliyoruz biz. Evet, ses gelmedi. Benim araba bir de dizel mesela. Çalıştırdığın zaman dun dun dun. Bunda hiçbir ses olmadığı için insan doğal olarak şöyle bir abeste iştigal bir şekilde bakıyor yani. Ya biliyorsun bu otomobiller şeyde de var. Dış ses de olmadığı için elektronik olarak ses konuluyor bunlara. Evet. Böyle bir çünkü falan uzaylı mesela arabası. Az önce mesela önümüzde adam yürüyordu. Hiç fark etmedi geldiğimizi. Korna çaldırınca sonra evet, titreyip yani. Kendine geldi. Biraz öyle oldu aynen. Sensörler falan ayarlanabiliyor bu arada. Bunu da belirtelim. Yani ne kadar aralıkta ötmesi gerektiğini vesaire hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Onların hepsini özelleştirebiliyorsunuz. Çok fazla özellik koymuşlar arabaya ya. Aşırı yani. Hani geçen gün seninle Kuga incelemiştik. Yok yok demiştik ya. Onda olmayanları da buna koymuşlar. Yani baksana. Direkt ön kameraya geçiyor. Evet, önde kameramız var, arkada var, her yerde var. 360 derece kamera var. Her yere kamera koymuşlar yani. Her yere kamera koymuşlar. Yani kamera, gayet. Tamamen elektronik, dijital bir araba olmuş. Ya, motorundan şeyine kadar. Özelliklerine kadar. Her yeri elektrikli. Yani şu kafa kolçak, şu kafa şeyini kaldıran yerine kadar her yeri. Her yeri. Bunlar niye elektrikli değil? Evet, bunlar da elektrikli olsun. Şu ayna da çok şey geldi bana ya. Bu oynamıyor mu acaba? Aynen değil mi biraz? Bu da mı elektrikli acaba? Yok bu manuel. Manuel. Ama bu da bence elektrikli olabilirmiş ya. Onu da elektrikli yapabilirlermiş yani. Yapsalarmış çok şaşırtıcı olmazdı açıkçası benim için. Bastığımızda yalnız araba gidiyor yani şey yapmıyor. Şimdi çift motor oldu şimdi. Şimdi birazdan basacağız Allah nasip kısmet ederse. Şimdi yeri gelmişken biraz da ben fiyatlardan bahsedeyim. Dur be bahsetmeseydin. Biraz daha süreseydin. Biraz daha heyecanlı. Biraz daha kullansaydık. Hayallerimizi hemen bitirmeseydin. Yani yine kullanacağız diyordum Osman. Yine kullanacağız ama fiyatını da söylememiz gerekiyor. Tabii söyleyelim bu arada. Söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bu araç ilk Türkiye'ye geldiğinde bir 3-4 ay önce geldi bu arada. 960 bin liraydı ama son yeni vergi sistemleri vesaire derken arabanın fiyatı 1 milyon 189 bin 900 lira olarak başlangıç fiyatı var. Bu kullandığımız sürüm model ise 1.212 milyon 800 TL. 1.2 tabii, pardon, yani yanlış söyledim. 1.212.800 TL. 800'ü düşerler. 800'ü düşelim. Özgür Çetin'in selamını söylerseniz. Selam söylersiniz evet. 1.2 milyon TL'lik bir fiyat var. Çok be abi. Çok. Yani bunu tartışmıyoruz zaten. Bu vergi sisteminden kaynaklanıyor. Bir de Mercedes. Ya vergi sistemi çok az olsa da yani ucuz değil ki fiyat. O zaman hani vergiler düşükken kaç paraydı? Ya vergiler düşükken 940 bin liraydı o zaman canım. Yani 940 bin. Hayır. Onun dışındaki şimdi Türkiye'de normal. Bak yükselmeseydi. Türkiye'de normalde de vergiler yüksek. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya orası öyle ya. Acaba yani, ben şeyi merak ediyorum. Bu aracın yurt dışı fiyatı kaç birim? Acaba bunu yurt dışında yaşayan bir adam kaç birim sanırım alıyor? Yanlış yani yönlendirmiyorum. Bakmadım çünkü inceleme öncesinde ama 80-100 bin euroya falan alınır tahminim. 80-100 bin birim yani. Yani 70-80 bin de olabilir tam emin değilim. Ona bakarız yani sevgili kurgucu arkadaşımız Alperen oraya bir fiyatını bulsun. Buraya bir Almanya fiyatını koy. Koysun oraya bir. Almanya fiyatı. Alman vatandaşları kaç paraya alıyorlar bu arabayı ama ben şundan dolayı örnekleniyorum. 55 bin dolar falan şeydi. Bunun muadili olan Audi'nin fiyatını biliyorum. 55 bin dolardan başlıyor. Yani o da o civarlarda. Bu da 55-60 bin olsa hani işte diye tahmin ediyorum ama tamamen afaki konuşuyorum. Bilmiyorum gerçekten fiyatını bilmiyorum.
Bu arada head up display'i arkadaşlar ekrandan açabiliyorsunuz. Şuradan bir şey çıkacak diye beklemeyin. Biz öyle bir beklentiye kapıldık. Çünkü daha önceki incelediğimiz araçlarda şuradan öyleydi. Bir cam parçası çıkıyordu. Oraya yansıyordu. Bu direkt olarak arabanın camına yansıyor yani. Orada bir projeksiyon sistemi var o zaman. Aynen. Direkt arabanın, otomobilin şu camına yansıyor. Oradan görebiliyorsunuz direkt olarak. Ayrıca bu ekranda arkadaşlar hangi nelerin görünmesi gerektiğinde yine buradaki ekrandan kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Evet, arabaya içeriden baktık. İçeriden ya gerçekten hani anlatmakla olmuyor arkadaşlar. Bir binmeniz lazım. Biz bir de bindiğimizde otoparktaydı, böyle ışık şovları falan yaptı. Tabii ön taraf etkilendim. Falan çok şekil. Bayağı bir etkilendim açıkçası. Bu arada ben bir yolu bulunca basmak istiyorum ya orada bir. Onu çekeriz onu, evet. Göstermek istiyorum yani, inşallah boş bir yol olursa. O zaman şimdilik arabanın dışına bir çıkalım. Son sözlerimizi de orada söylemiş olalım. Son sözlerimizi de bu araçla ilgili orada söyleyelim. Sonra artık başka bir otomobil incelemesinde. Bir Mercedes olmasa da falan. Gelecek. Zoe'nin yeni güçlü olan motoru gelecek. Onu ya test edeceğiz. Zoe ile ya bununla bunu kıyaslamıyoruz canım yani. Onu kıyaslamıyoruz. Bilemedim Özgür Çetin. Kıyaslamıyoruz ama o da gelecek hatta. Bak, yolda giderken benim buralarımı sıkıyor bu koltuklar şimdi. Böyle bir beni kavruyorlar nedense. Bilmiyorum neden yaptığını ona. Allah Allah, güzeldir diyorsun. Şöyle güzelmiş. Bakayım. Yavaş. Oo, çok iyi. Kafa kaldırıyor. Güzel ha, hoşuma gitti. Güzel, evet. Güzelmiş. Tamam, dışarı çıkalım, orada konuşuruz. Evet. Bu videoda sizlere Mercedes EQC'yi anlatmaya çalıştık. Şimdi Osman, sana sormak istiyorum ben. ilk kez galiba değil mi? Bir elektrikli SUV kullandın diyelim. Nasıl buldun? Özellikle ben şeyi merak ediyorum. Şimdi işte petrol, yani standart yakıtlı otomobillerdeki o kullanım deneyimi elektrikli çok biraz daha farklı. Rejenerasyon dediğimiz olay, hani araba giderken bir yandan da elektrik üretmesi için frenlere biraz basıyor olması ve ani hızlanması. Nasıl buldun? Özellikle ben ani hızlanmasına şaşırdım. Gerçi diğer elektrikli otomobillerde de bu az çok var ama bunda bir de çift motor olayı çift falan motor var. Çok güçlü bir motor var. O yüzden iki motor var. Yani gaza köklediğin zaman araba resmen hani burun kaldırıyor. Şöyle bir kaldırıp gidiyor. O açıdan gerçekten güzel. Menzil açısından da hani biz mesela 20-22 kilometre yol geldik. Baktığımız zaman 369'da mı ne başlamıştık galiba? 200. 269. 200, sonra 290'da başladık biz. Sonra bir ara bir arttı. Evet. Sonra hiç azalmadı. Azalmadı. Sanki hiç yol gelmemişiz gibi. O da senin dediğin gibi işte o dejenerasyon olayından ötürü muhtemelen. Çünkü biraz daha eğimliydi geldiğimiz yollar, fren vesaire derken. Tabii uzun yolda ne kadar verimli olacak bu olay? O da önemli. Çünkü mesela atıyorum ben bununla uzun yola gitmek istedim. Bu aracın menzili baktığımız zaman 400-450 yazıyor ama 414 kilometre. 414 ama onu R'le vurduğumuzda biraz daha düşük 360. Yani. 370. Hadi 375 diyelim. Dolayısıyla hani bir 500 kilometre, 600 kilometrelik bir yol gitmek istediğimizde mutlaka bir kere şarj etmemiz gerekecek. Şimdi daha Türkiye'de de hızlı şarj olayı tam yaygınlaşmadığı için diğer türlü de şarj etmek çok uzun süre alıyor. Uzun yolda biraz benim işte kafamı karıştırdı açıkçası. Seninle konuştuk onu. Biraz dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani bu tarz otomobiliniz varsa illa Mercedes olması şart değil. Farklı markaların da var böyle araçları. Bir yola, uzun yola çıkarken ona göre bir rota planlamanız gerekiyor. Evet. Yani şurada hızlı şarj istasyonu var. Ben orada durayım, arabamı şarj edeyim mi yapmamız gerekiyor. Ama senin de söylediğin gibi mesela şimdi onu burada söyleyebiliriz. Bence 1000 kilometre falan olmalı. 1000 kilometre olursa her yere gidersin. Menziliniz Türkiye'de her yere gidersin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Onun haricinde gerçekten güzel bir otomobil ama fiyatı var. Bir de fiyat gerçeği var. Yani Türkiye gibi bir ülkede hani kaç kişi bu otomobile erişebilir diye soracak olursam bayağı bir soru işareti gerektirir gibi. Ya görüyorum. İşte oradaki onun yanıtı şu. Bunu geçen seninle konuşmuştuk işte. Onun yanıtı şu. 3-5 kişi. Şimdi şöyle, Otomotiv Distribütörleri Derneği var. ODD'nin verileri var. Mart ayında 312 tane elektrikli otomobil satılmış Türkiye'de. Ama i̇şte hesap et. Kaçı?
Mercedes. Mercedes. Bunu şimdi Zoya falan var. Yok, şunu demek istiyorum. Çok az yani, yine de çok az. Ya, tabii çok az. Bir de şöyle bir şey var. Önümüzdeki süreçte Dacia'nın Spring modeli gelecek galiba. Evet, yıl sonuna doğru geliyor. Hani onun özellikle mesela bu Zoya'ya vesaire kıyaslandığında bayağı bir ucuz olması da bekleniyor. Evet. Dolayısıyla biraz daha böyle fiyatlar düşerse, mesela geçtiğimiz günlerde GM Motors mu öyle bir şey getirmiş galiba. Evet, tam evet, böyle, değişik bir marka. Hani markasını bildiğimiz bir otomobil değil. Yani elektrikli otomobiller gelmeye başladı. Bir de şimdi söz konusu elektrikli motor olur da Çinli üreticiler de işin içine girdi. Yani evet. Çin tarafında bayağı bir elektrikli motor üzerine çalışmalar yürütülüyor. Önümüzdeki günlerde ben fiyatların biraz daha böyle düşeceğine inanıyorum. Şu anda çok düşük değil. Çünkü Zoe'yi almaya kalksam bile 300 bin lirayı gözden çıkartman gerekiyor. Ki şu anda herhalde Zoe segmentindeki en ucuz otomobil. Evet, kendi yani kategorisindeki en ucuz otomobil. BMW'nin bazı modelleri var. i5 vesaire. i3 diyorum. i3 fiyatı baktığımız zaman 500 bin lira. Buna baktığın zaman zaten 1 milyon aşıyor. 1 milyon lira aşıyor, evet. Yani bilemiyorum Özgür Çetin. Yok, bu tartışılacak bir konu bile değil. Biraz devletin teşvik etmesi lazım. Birinci şey bu. İkincisi de İşte teşvik geldi satış geçen günlerde. Satış, ÖTV'ye biraz zam falan yapıldı. Evet. Satış adediyle ilgili de biraz bu. Hani biliyorsun, yeni teknolojik olan her şeyde ilk çıktığında fiyatı çok yüksek olur. Sonra kullanıldıkça, yaygınlaştıkça fiyatı düşüyor. Elektrikli otomobilde de böyle olacak ama tabii bunun böyle hemen yarın olmasını beklemek çok iyi niyetli bir beklenti olur. Yani bir 40 yıl sonra falan Türkiye için olabilir. Yok, 40 yıl o kadar değil de bir 10 yıl falan bir var. 5-10 yıl. 10 yıl sonra ne olur, ben sana söyleyeyim abi. 10 yıl sonra böyle biraz daha ne bileyim orta elit falan kesim böyle almaya başlar. Hı hı. Ama ondan sonra artık işte 20-30 yıl sonra herkes bugün mesela gidip Clio alır gibi elektrikli otomobil alabilecek 20, seviyeye gelir. 20 sene sonra, bence bu video 20 sene kalır mı bilmiyorum ama 20 sene sonra normal otomobil kalmayacak dizel şöyle ya da şey, benzinle. 2040-2050 yıllarını hedefliyor Avrupa. Türkiye'de zaten böyle bir açıklama söz konusu değil daha. Ben o yüzden Türkiye'nin o kadar kısa vadede elektrikli otomobillere geçiş yapacağını çok fazla işte düşünmüyorum. Şimdi 2023-2024'te şey geliyor. Ha, TOK gelecek. Ona diyecekler fiyatına 400 bin. Kim ya, o da ucuz gelmeyecek olacak zaten. Yani. Evet, ama tabii şimdi bu konu değil tabii. Konu dağılıyor, dallanıp budaklanıyor, evet. Arkadaşlar. Mercedes EQC'den başka bir yere geçtik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ama ben ümitliyim. Ben heyecanlıyım elektrikli otomobiller için ama senin heyecanlı olduğunu biliyoruz ya zaten. Yani, evet. Sen bayağı heyecanlısın. Ama bu kadar fiyata tabii makul değil. Tabii yani. Ya şimdi 300 bin Zoe. Zoe diyelim. 1 milyon, 130 bin lira bu arada. Bu kaç? 1 milyon? 1.2 milyon. Doğru. Bir de küsurat var. Hadi küsuratını boş ver. Yani 1.2 milyon. Günümüz şartlarında 1.2 milyon çok dehşet para bence. Evet. Yani bunu kapının önüne koyuyorsun yani. Gerçi bunu alan kapının önüne koymaz da. Ayrı konu. Yani bunu alanın garajı falan vardır, evet, herhalde. 1.2 evet. milyon bu arabaya verdikten sonra. Onun haricinde güzel ya. Otomobil ben beğendim. Yani şöyle 500 bin lira olsa bu otomobil mesela. Bence çok zorlanır da satardı şartlar, yani. Değil mi? Aynen öyle. Ama o fiyatı zor. Yani. Belki Mercedes değil de logoyu falan değiştirsek. Olabilir. Olabilir. Ama Mercedes olunca işte içerisini zaten gördün. Her şey elektrikli. O yüzden fiyat da bu seviyelere gelmiş durumda. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Mercedes EQC %100 elektrikli otomobili inceledik. Araçla ilgili sorularınız varsa, şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu ya da bizim atladığımız konular olabilir. Hiç çekinmeden yorumlara yazın. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.